Çok çok uzun bir zaman oldu. Kanalımızın en eski ve en sağlam serisi. Giant Alex. Önceki bölümde Notch Ailecek tarafından kaçırılmış, Dev Alex'ine Dev Steve ise normal dünyaya dönmüştü. Notch'u kurtarmalıydım. Ona çok şey borçluyuz. Adam 51 bölümde yapamadıklarımızı sadece birkaç bölümde başardı. Tavşan diyarında uzun uğraşlar sonucunda Notch'un izini bulmuştum. İnsan eti yiyen efsane Ailecek'in gizli bölgesine girmiş ve gördüklerim karşısında adeta şoka uğramıştım. Şu ana kadar öldürdüğümüz tüm herkesin cansız bedeni yenmiş bir şekilde burada tutuluyordu. Brian, Dr. Zero, Dr. Rest, Zeus hepsi buradaydı. Notch'u bir şekilde uyandırmayı başardım. O sırada asılı bir şekilde bekletilen Zeus bölgeyi terk etmişti. O hala da yaşıyordu. Bunun üzerine Ailecek yanımıza geldi. Odanın içerisindeki garip makinenin içine girdikten sonra gizemli bir geri sayım başladı. Bu geri sayım sonlandığında ise makinenin kapakları açıldı. Jack kendini bir robota çevirmişti. Bu belki de onun yeni projesiydi. Notch ile bir şekilde ondan sıyrılıp kendimize dışarıya attık. Null efsanesi de buraya gelmişti. Kendisini yaratan kişiyi korumak için. Notch'u. Jack dışarıya çıktığında Null ile sert bir savaşa girdi. O sırada Notch, Jack'in korkudan odasına geri dönüp Brian'ı bir şekilde ayağa kaldırdı. Jack'in girdiği makineye soktu. Geri sayım tekrar başlamıştı. Bir süre sonra makinenin kapağı tekrar açıldı ve Brian da Jack gibi bir robot olmuştu. Artık her şey çok çok daha karmakarışık dostlarım. Etrafımızda sevdiğimiz, değer verdiğimiz birçok efsane var. Düşmanlarımız ise artık daha güçsüz. Onları yenmek ve bu büyük savaşı son vermek için bu bölümde sizlerle olacağım. Giant Alex'in 53. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ama tabii ki de bu epik, manyak, fantastik, ultrasonik videoya geçmeden önce alttan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1.4 milyon abone olmak dostlarım ve bakın bunu ıkınsak yapacağız biliyor musunuz? Bak hı yapıp bir like atıp bir abone olmayı unutmayın. Bak hemen 1.4 milyon abone oluyoruz. Ve ayrıca unutmayın ki görmüş olduğunuz gibi kanalıma abone olduğunuz zaman videomda isminiz ekranda çıkıyor. Evet biliyorum. Bakın farkındayım. Hepiniz haftalardır Giant Alex'in yeni bölümünü bekliyordunuz. Ve o gün geldi. Şu anda Giant Alex'in 52. bölümündesiniz. Aradan tam tamına 2 hafta geçti, neler oldu diye soracak olursanız ben bile zor hatırlıyorum. O kadar çok şey oldu. Yani Brian canlandı, Alex ve Steve dev tekrardan dev oldular ve normal dünyaya döndüler. Notch kaçırılmıştı, Notch'u kurtardık ama sonra Notch bir yere gitti. Null ile Ailecek savaşı oldu en son. Bakın geçen bölümü izlemediyseniz yani Giant Alex serisini ilk defa görüyor olabilirsin. Bu bir seri ve 52 bölümlük bir seri. Açıklamaya bıraktığım oynatma listesinden gidip tüm Dev Alex bölümlerini izleyebilir ve şu an ekrana koyduğum çıkan kartlardaki bağlantıya tıklayarak da geçen bölümü izleyebilirsin. Yani şimdi dostlarım ben size burada videonun başında anlattım birazcık ama kısa bir özet geçecek olursak geçen bölüm Ailecek yani insan eti yiyen efsane Notch'u buraya kaçırmıştı bakın. Tam olarak buraya kaçırmıştı ve burada tanıdığımız simalar, tanıdığımız yüzler vardı. Mesela kimdi bunlar? Bakın Dr. Ares, Tavşan Diyarı'nın kurucularından bir tanesi. Onu belki bundan 5-6 bölüm önce öldürmüştük. Belki de 8 bölüm önce, aylar geçti. Öldürmüştük ve onun ölüsünü yenmiş bir şekilde tam olarak burada bulduk. Bunu Ailecek yapmış. Mesela Dr. Zero, belki 20-30 bölüm önce tanıştığımız Dr. Zero Tavşan Diyarı'nın kurucularından. Bakın o da burada bu şekilde yenmiş durumda. Ölü bedeni bulunuyor. Bunu da Ailecek yaptı ve buraya koydu. Mesela geçen bölümde burada Zeus vardı dostlarım. Yani Ailecek Zeus'u da buraya getirmişti. Şu an ekranda görüyorsunuz Zeus da burada asılıydı ama Zeus'un tek bir farkı vardı. Zeus deve salıyordu ve sonrasında dostlarım Zeus buradan kaçmayı başarmıştı. Ve biz buraya Notch'u kurtarmak için gelmiştik. Bakın Notch da tam olarak şuradaki şu sedyede yatıyordu hatırlıyorum. Şuradaki garip sedyede yatıyordu ve Notch'u uyandırmayı başarmıştık. Notch uyandı. Ondan sonra Null efsanesi geldi. Ailecek'ten onu kapıştı. Sonra Brian da burada yatıyordu. Brian da ölü bir şekilde hatırlıyorsunuz ki Ailecek onu yemişti. Brian da bir şekilde dostlarım bakın buradaki kapsül gibi bir şey vardı ve bunun içine girmişti. Ailecek. Garip bir ölü bir makine vardı. Ekranda hepsini görüyorsunuz ve Ailecek buraya girdikten sonra böyle robot olarak çıkmıştı. Sonra Notch uyandı. Brian da buraya girdi. Buradaki bu kapsüle girdi ve ondan sonra Brian da robot olarak uyandı. Böyle garip garip şeyler oldu dostlarım. Yani Minecraft efsaneleri robota falan dönüştü. Yani artık cidden garip garip şeyler olmaya başladı. Ne olduğunu ben de anlayamıyorum. Şu an ne yapacağımı da bilmiyorum ama özet geçecek olursam tekrardan. Dev Alex ve Dev Steve normal dünyadalar dev olarak. Notch'un nerede olduğunu bilmiyorum. En son bölümde onu burada bir yerde görmüştük ama gitti. Brian bir kısmı robot oldu ve bu garip makineden çıktı. O da gitti. Hatta bu yukarıyı patlatmıştı. Ailecek ve Null en son bakın yukarıda Ailecek ve Null efsaneleri kapışıyorlardı. Onu hatırlıyorum. Ama hani şu an en son burada kaldığım için onlar hala orada kapışıyor mu yoksa ne oldu ne bitti bilmiyorum. Oraya nasıl çıkabilirim bakacağım. Bir dakika evet buradan çıkıyorduk. Oğlum buralar hep patlamış dostlarım. Gerçekten çok garip şeyler oldu yani. Anlatması o kadar zor ki yani sadece izleyen kişiler anlayabilir. O kadar garip şeyler oldu. Bir dakika bakın tam olarak burada dostlarım. Evet bakın burada bütün denekler yenmiş bir şekilde duruyordu. Bunları Ailecek yiyordu.
falan buradaydı. Evet bakın burada savaşıyorlardı. Null efsanesiyle Idle Check efsanesi savaşıyordu. Sonra Nosh beni çileye götürmüştü. Brian'ı canlandırmıştık. Brian hayata geri dönmüştü. Ve ondan sonra Brian yok oldu. Nosh da gitti. Ve şu an burada ne Null ne Idle Check var. Kimse yok dostlarım. Bütün direktler öyle bir durumda, bakın burada yatıyorlar. Nereye gidecek artık? Nasıl bir durumda olacağız? Player nerede? Ne yapıyor? Zeus mesela nereye kaçtı? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Çok fazla karakter var. Tavşan diğer tarafında da, bizim tarafımızda da. Ve bu savaşı kim kazanacak? İnanın bana bilmiyorum. Ve şu an dostlarım gördüğünüz gibi bakın. Gidebileceğim hiçbir yer yok. Yani aslında var tabii ki de gidebileceğim yer. Eğer şu an burada kimse yoksa dostlarım. Hatırlayın ben geçen bölüm İkinci kontrol noktasından buraya gelmiştim. Ve ikinci kontrol noktasında normal dünyaya dönen bir portal vardı. Hatta Nosh da oradan kaçırılmıştı. Idle Check Nosh'u oradan buraya getirmişti. Hatırlıyorum. Nosh'un peşinden buraya gelmiştik zaten. O yüzden bence şu an bakın burada da bir at var. Aa, evet bu atı hatırlıyorum. Bu atla Idle Check'i kovalamıştım. Bakın bu ata... Abi sürebiliyorum, güzel. Şimdi bakın şu an bende koordinat kitabı yok ama. Bakayım var mı? Yok dostlarım, evet. Koordinat kitabı şu an bende yok. Bakayım bu ne? Evet yok yok, hayır. Dostlarım o kitap benden gitti. Bir daha bakacağım. Evet o kitap ne yazık ki şu an bende yok dostlarım. Tavşan diyarında birçok kontrol noktası vardı ve bu kontrol noktaları kontrol ediyordu. Zeus tarafından, player tarafından, burada reaktörler falan vardı. Ve ikinci kontrol noktasında portal vardı, orayı hatırlıyorum. O yüzden şu anda direkt bana eski videolardan oranın koordinatına bakacağım ve oraya gideceğim. Eğer orada bir şey bulamazsa ikinci kontrol noktasında direktman dostlarım diğer kontrol noktalarına gideriz, bir şey bulana kadar bir yerlere gitmemiz gerekiyor. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama şu an işler çok belirsiz dostlarım. Tavşan diyarında işler karıştı. Nosh Brian'ı hayata geri döndürdü. Ve şu anda bence yapabileceğim en iyi şey, ki buraya yakın zaten ikinci kontrol noktası, oraya gitmek. Belki oradan direkt normal dünyaya geri dönebilirim. Bilmiyorum. Belki çoğu efsane normal dünyaya geri dönmüş olabilir. Belki başka bir yere gideriz. Orada birisini görürüz ya da başka bir yerde birisini görürüz. Şu an bilmiyorum ama yapabileceğim en iyi, en mantıklı şey şu anda benim ikinci kontrol noktasına gitmek gibi geliyor. Ya ben şey anlayamadım dostlarım. Idle Check mesela o makine neyin nesi? Idle Check o makineye girdikten sonra neye dönüştü? Aynı şekilde Brian. Brian efsanesi. Brian şu an ekranda görüyorsunuz. O makineye girdikten ve çıktıktan sonra bir yarısı böyle robot gibi bir şey oldu. Neye dönüştü? Nasıl bir şeye dönüştü? Ne oldu da öyle bir şey oldu? Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Felaket merak ediyorum. İşte bu bölümde bunun gizemini arayacağız. Ne olacağını birlikte bakacağız. Belki de dostlarım sona yaklaşıyoruzdur. Belki de gerçekten çoğu efsane dönüşmeye ve değişmeye başladı. Nosh geldi. Nosh belki de buradan bizi kurtaracak ve mutlu bir sonla bu seri bitecek. Bunu bilmiyoruz. Ne olacağını inanın bana bilmiyoruz. İkinci kontrol noktasında görüşelim. Dostlarım bakın şu anda önceki bölümlerdeki kitap, bir tane kitap vardı, o kitabı hatırlıyorsunuzdur. Önceki bölümlerde biz daha önce bütün böyle kontrol noktalarının bulunduğu bir kitap olmuştu. Koordinatları yazıyordu. Bakın oradan baktım şu anda ve bayağı bir yaklaştım. Koordinata aşırı yaklaştım. Burada bir yerde ikinci kontrol noktasının... Aha geldim lan galiba. Denekler başladı, bakın burada denekler var. Aha geldim. Dostlarım geldim. Geldim. Bakın burası. Hatırlıyor musunuz? Geçen bölümde burada şey kaçırılmıştı. Evet bakın burası. Lan çok denek var burada. Burada Idle Check Nosh'u götürüyordu. Bakın tam olarak... Oğlum bu ne lan? Aha dostlarım öleceğim. Oğlum bu... Bir dakika, denekler nereye gitti? Burayı hatırlıyorum dostlarım. Ben Nosh'u kurtarmak için tavşan diyarına geri döndüm geçen bölümde. İkinci kontrol noktasında bir tünele girmiştik ve tünel buraya çıkıyordu. Burada biz Idle Check'i görmüştük. Nosh'u böyle bir ata bindirip götürüyordu işte. Hatta bizim videoya başladığımız yere götürdü. Tam olarak bu kısım burası. Geldim ama bir şey diyeceğim. Denekler nereye gitti oğlum? Etrafta 100 tane denek vardı ve bir anda hepsi yok oldu dostlarım. Gördünüz mü? Anormal şeyler oluyor dostlarım. Gerçekten anormal şeyler oluyor. İçimden biz bu bölümde garip şeyler olacak. Yani öyle söylüyor. İçimden biz gerçekten öyle söylüyor ve benim hislerim kuvvetlidir. Garip şeyler araştıracak gibi düşünüyorum. Bakın bir anda tüm denekler yok oldu. Bakın burada benim çıktığım bir tünel girişi vardı. Oğlum neredeydi hatırlayamıyorum tam olarak. Çünkü üstünden belki bir ay geçti ben Giant Rex'in önceki bölümü çekeli. Burada bir tane tünel olması lazım. Bir tane tünel vardı. Nerede o tünel? Hatta ben o delikten çıkmıştım. Aa burası olabilir, bir dakika. Evet dostlarım burası. Bakın ben buradan yukarıya çıkmıştım. Aynen öyle hatırlıyorum. Buradan yukarıya çıkmıştım ve evet burası. Burası ikinci kontrol noktasına gidiyor. Umarım ikinci kontrol noktasındaki portal açıktır dostlarım. Çünkü direktman normal dünyaya dönmeyi düşünüyorum. Yani aslında mantıklı mı bilmiyorum ama bir normal dünyaya döneceğim. Etrafa bakacağım. Belki bir yere gideriz oradan, bir şey olur diye. Normal dünyaya gitmeye çalışacağım. O yüzden bence buraya ineceğim. Yani direktman buraya inelim. İçeriye bakalım. İçeride belki bir şey buluruz. Aynen. Aynen öyle, bu tünel. İçeriye gireceğim. Portal odası vardı bir tane. O portal odasındaki umarım hala da o portal açıktır. Oraya gideceğim ve oradan sonra normal dünyaya döneceğiz. Şu an kim nerede ne yapıyor inanın bana bilmiyorum. Nosh, Null, Idle Check, Dev Alex, Dev Steve, Brian, Player, Idle Check hepsi farklı farklı yerlerde şu anda. Ve hiçbirisinin konumunu şu an tam olarak bilemiyoruz dostlarım. Geçen bölümde işler o şekilde kızışmıştı çünkü. Zeus var mesela. Zeus şu an yaşayan efsanelerden bir tanesi. Şu an hala yaşıyor. O da mesela kaçtı geçen bölüm Idle Check'in mekanından. Hani o yüzden kim nerede ne yapıyor şu an bilemiyoruz. Yani her yere bakmamız gerekiyor. Bu bölüm bayağı uzun bir bölüm olabilir. Aynen bakın burayı hatırlıyorum dostlarım. Burada bir sürü denekle savaşmıştım. Hatta bunlar Nosh'un kanları. Evet. Bu kan izlerini takip ederek ben Nosh'un izine ulaşmıştım. Nosh Idle Check tarafından kaçırılmıştı. Bakın
Bakın bu kapıyı hatırlıyorum. Bu kapıyı aynen bakın tam olarak burada hatırladınız mı? Şu an yine ekranda görüyorsunuz. Ben bu basınç plakalarından geçerken player bir anda karşıma çıkmıştı benim. Player'dı sanki hatırlamıyorum ama ekranda görüyorsunuz. Siz şu an görebiliyorsunuz. Ben tam hatırlamıyorum ama burada da garip şeyler olmuş. Ne oluyor lan? Bir dakika orada bir şey gördüm. Aha dostlarım yerde yatan denekler, tamam bunlar ölü denekler. Korktum lan bir anda, bir siyahlık geçti. Benim şimdi şeyi bulmam gerekiyor. Bakın. Oğlum ne oluyor, denekler dostlarım yok olup geri geliyor, ne oluyor lan? Dostlarım bir şeyler oluyor, yemin ediyorum bir şeyler oluyor. Baksanıza demin yukarıda da aynısı oldu. Niye? Oh! Ne oluyor oğlum? Denek havaya kalktı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Buradan. Tam hatırlıyorum. Dostlarım, portal aşağıda. Depo. Burası depo gibi bir yer. Evet hatırlıyorum. Buradan aşağı inmem gerekiyor. Şu an yukarıda ne olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Denekler yok oluyor. Ayağa kalkıyor. Ölü denekler bir şeyler oluyor ama hiçbir şey anlamadım. Bir dakika buradan. Buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Benim bir şekilde tavşan derinden çıkıp abi Devarex'i, Devstig, birileri bulmam gerekiyor dostlarım. Bakın Noç'un kan izleri bile hala daha burada duruyor. Buradan aşağıda bir depoya iniyorduk. Bakın tam olarak depo buradaydı. Aynen öyle bak. Depoya iniyorduk. Lan depo boşalmış. Dostlarım depo boşalmış, bir dakika. Yine ekranda görüyorsunuz. Bu deponun önceki bölümdeki haline bir baksanıza. Hiç alakası var mı lan? Dostlarım burayı da boşaltmışlar. Abi neler oluyor lan, ben hiçbir şey anlayamıyorum. Neler oluyor? Şu an sanki tavşan diyarında sadece ben kalmışım gibi. Önüme çıkan denekler yok oluyor. Gelip geri geliyor. Bir anda ölü denekler canlanıyor. Depo boşaltılmış. Işıklar yandı. Zeus! Zeus yazdı! Dostlarım Zeus yazdı! Zeus! İkimiz de başarmak için çok denedik, çok çalıştık. Sen de ben de. Ne diyorsun lan Zeus? Dostlarım Zeus'la alakalı lan burada, bir dakika Zeus yazıyor. İkimiz de çok uğraştık, çok denedik başarmayı. Sen de ben de. Ne alaka Zeus, sen de ben ne alaka lan? Dostlarım bakın deponun bir anda ışıkları açıldı ve... Şimdi bir şey daha yazdım. Today will be last day for both of us. Bugün ikimiz için de son gün, son günümüz olacak. Bugün ikimizin de son günü... Dostlarım Zeus orada! Zeus orada! Ne demek lan bugün ikimizin de hayatının son günü olacak? Dostlarım öleceğiz. Ya hiçbir şeyim yok, ben hiçbir şeyim yok. Nasıl savaşacağım Zeus? Dostlarım Zeus beni öldürecek. Zeus'la boss fight! Ama Zeus'la savaşamam ki, hiçbir şeyim yok. Öleceğim dostlarım. Ne oluyor lan? Üç kalbim gidiyor. Oo! O elindeki neden oluyor? Dostlarım şimşek çarptırıyor. 2,5 kalbim kaldı. Öleceğim. Portal! Kapı kapalı. Hayır. Portal kapısı kapalı. Hayır. Öldüm. Dostlarım öldüm. 2,5 kalbim var. Dostlarım öldüm. Bu sefer öldüm. Bir dakika. Sıkıştım. Kapana sıkıştım şu an. Zeus geliyor. Elindeki yanıların dostlarım. Elinde çok garip bir şey var ve onda şimşek çarptırabiliyor. İkimiz de tavşan diyarında mahsur kaldım. Reaktör sistemi devre dışı. Deneklerin hepsi yok oluyor. Kaderimin beni öldürmesini istemiyorum. Ne oluyor lan? Bir dakika elindeki şey attı. Dostlarım elindeki şey attı. Öldür beni. Şaka mı lan bu? Dostlarım Zeus şu an karşımda bana elindeki eşya attı ve beni öldür diyor lan. Bir dakika Zeus bana kendini öldürtmek istiyor. Bugün ikimiz için de son gün olacak yazdı. İkimiz de tavşan diyarında sıkıştık. Reaktör sistemi devre dışı. Tüm denekler yok oluyor. Kaderimin beni öldürmesini istemiyorum, öldür beni. Nasıl yapacağım? Dostlarım ölüyor, bir dakika. Öl lan Zeus! Hepinizi öldüreceğim. Çok yaşa tavşan diyarı, bak dostlarım. Sohbete çok yaşa tavşan diyarı yazıyor. Zeus'u öldürdüm. Dostlarım Zeus'u öldürdük! Ne oldu az önce, hiçbir şey anlayamadım lan. Ne oldu az önce? Niye tavşan diyarında sıkıştık? Reaktör sistemi devre dışı kalmış. Zeus niye bana kendini öldürtmek istedi? Ve dostlarım bakın şu mesajı. Today will be last day for both of us. İkimiz için de bugün son gün, yani son günümüzü yaşıyoruz gibi bir şey söyledi bana. Size bir şeyler olacağını söylemiştim. İçime dolduğunu söylemiştim. Galiba dostlarım yani bu mesajlardan anladığıma göre, Zeus'un yazdığı şeylerden anladığıma göre galiba tavşan diyarında sadece ben ve Zeus kaldık. Bakın kapı da kapanmış. Zeus'u öldürdük abi, şaka gibi. Aylardır, belki 6-7 aydır player'ın da üstü sandığımız proje 1 Zeus. Pardon, proje 2 Zeus galiba. Onu bile hatırlayamıyorum. Tavşan diyarındaki ilk projelerden bir tanesi.
Tavşan Diyarı'ndaki reaktörlerin yaratıcısı, Zeus reaktörlerinin, Zeus patlayıcılarının. Şu an az önce onu öldürdük. Ve kendi isteğiyle öldürdük. Bakın beni çok rahat öldürebilirdi. 2,5 kalbim var şu anda. Ve sıkışmıştım, şurada kapıda sıkışmıştım. Ama beni öldürmedi. Çünkü kaderimin beni öldürmesini istemiyorum dedi ve bir anda bana elindeki şeyi attı. Çok garip dostlarım, çok garip. Vay be dostlarım, yani şu an hani küçük bir şey gibi geliyor belki size ama koskoca Zeus'u öldürdük. Resmen Zeus'u öldürdük. E abi ben nereden gideceğim şimdi? Bakın burada bu kapının arkasında portal var. Portal odası vardı. Ben buradan Tavşan Diyarı'na gelmiştim geçen bölümde. E bu kapı kapanmış. Bir de burada bir tane tünel gibi bir şey vardı. Bir dakika, o da kapanmış. Aa dostlarım, vallahi kaldık burada. Zeus bana hayatının son gününü geçireceksin gibi bir şey söyledi. Kendini öldürttü. Yani bunlar hep bir şeye işaret dostlarım. Bir şeyler olacak bakın. Ciddi anda bir şeyler olacak. Ben ne yapacağım şu an bilmiyorum. Yani dostlarım şu an aklıma ne geliyor diye sorarsanız aklıma şu an tek bir yer kontrol noktalarına gitmek geliyor. Aa bir dakika. Lan burada basınç plakası var. Aa TNT sesi, bir dakika patlama olacak. Kapı açtırdı, kapı açtırdı dostlarım, kapı açtırdı. Oğlum ne oluyor ya, ne oluyor dostlarım? Aa delireceğim. Ne oluyor lan? Bakın şu basınç plakasına bastım. Patlama sesleri duyuldu ve kapı açtırdı. İçeriden direkler çıktı. Denekler yok oldu. Bir dakika, az önce arkamda benim denek yok muydu abi? Vardı evet. Daha demin az önce arkamda denek vardı. Abi yemin ediyorum garip. O, dünyam bozuldu. Bir şey oluyor dostlarım. Garip garip. Patlama sesi geliyor ama patlama olmuyor falan. Denekler çıkıyor, yok oluyor. Aha dostlarım, zortladık. Bir dakika, portal. Portal kapalı ve buradaki bakın. Yine aynı şekilde şu ekranda görüyorsunuz. Bakın buranın eski halini. Daha geçen bölümdeki halini. Oh! Oh! Ne oluyor lan? Bak gördünüz mü, yine de denekler gitti geldi. Bakın şurada bir tane denek geldi, gitti geldi az önce. Tam olarak şuradaydı. Dostlarım Tavşan Diyarı ya bozuluyor ya dünya bozuldu ya benim bilgisayarım bozuldu, ben size söyleyeyim. Ya Tavşan Diyarı bozuldu ya bir şey, başka bir şeyler bozuldu. Bakın burada geçen bölüm bir sürü devre vardı. Portal açıktı. Portal kapanmış. Bir dakika, mezar ne oldu? Mezarda ne var? Mezar boştu en son, hala boş. Dostlarım burası tamamıyla boşaltılmış. Bakın portal kapatılmış. Burası boşaltılmış. Burada bir sürü makine vardı. Portal aktifti. Ne bileyim birçok şey vardı yani burada. Hiçbir şey yok dostlarım. Abi diğer kontrol noktalarına gideceğim. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bakın buradaki portal da kapanmış. Harbiden Zeus'un dedikleri bugün hayatının son günü dedi. Tavşan Diyarı'nda mahsur kaldık, tuzağa düşürüldük dedi. Reaktörler devre dışı dedi. Mesela bu ne alaka? Eğer reaktörler devre dışı olursa Tavşan Diyarı, bildiğim kadarıyla ayakta tutan bu reaktörler devre dışı olursa Tavşan Diyarı oluşamaz yani, yok olur. Ve tabii ki de bununla birlikte normal dünyaya geçişler de kapatılır. Peki bunu kim yaptı? Zeus yapmadıysa bunu kim yaptı dostlarım? Notch yapmış olabilir yani. Reaktörleri Zeus'un dediğine göre reaktörler devre dışı kalmış. Ve belki de bunu Notch yaptı. Çünkü Notch'u ben en son bölümün sonunda gördüm ve ondan sonra bir yere gitti. Null ve Brian da yok. Aldous Check de yok. Belki Aldous Check'i öldürdüler bile, bilmiyoruz. Yani kim nerede ne yapıyor şu an bilemiyorum dostlarım. Direkt ben buradan çıkıyorum. İkinci kontrol noktasında her yere bakacağım. Her yere baktıktan sonra ise direkt diğer kontrol noktalarına yerleyeceğim. Bir sürü kontrol noktası vardı. Hepsine gitmiştik. Mesela Zeus'un kontrol noktası vardı. Kontrol noktası 4'tü galiba. 1 vardı. 1'de dev bir portal vardı. Belki oraya gidebiliriz. Kontrol noktası 1'de. Kontrol noktası 3'e daha önce gitmedik galiba. Chapter 3'e gitmedik. Gittik mi hatırlamıyorum checkpoint için. Ona bakarız. Yani yorumlara yazın. 3. kontrol noktasına daha önce gitmiş miydik? Gitmemiş miydik? Ben gitmedik diye hatırlıyorum. Bir dakika, ben zaten buradan geldim. Dostlarım birazcık şuralara bakacağım. Belki birisini bir şey buluruz. Bir kitap mitap bir şeyler olabilir. Yani şu an çünkü çok belirsiz her şey. Yani genelde Giant Rex serisinde illaki bir kitap bulurduk. Ve bu kitapta nereye gideceğimiz, ne yapacağımız en azından ipuçları verilirdi. Şu an hiçbir şey yok. Yani resmen bakın tek başımayım lan. Koskoca Tavşan Diyarı'nda şu an sadece sanki ben varım. Odaların hepsi boşaltılmış. Burada bir sürü denek yatıyordu. Geçen bölümlerde Alex ve Steve Notch olarak buradan kurtarmıştık. Bu odadan kurtarmıştık. Hatırlıyorum. Ama şu an her yer bomboş. Ve bakın canım fullenmiş benim. Benim canım ne ara fullendi lan? Daha demin canım benim 2,5 kalp değil miydi? Yemin ediyorum garip şeyler oluyor. Deneklerin gidip gelmesi. İyice her yeri kontrol ederim. İkinci kontrol noktasındaki burada yani. Bakalım her yeri. Bu odalar boş. Burası boş. Orası da boş. Bakın burası. Burası ana bölge. Hatta ben şu yukarıdaki, aynen bakın ben buradan içeriye. Notch olarak buradan girmiştim. Hatta ayrıca çekti savaşmıştık buradan Notch olarak. Yok dostlarım burası boşaltılmış. Tamamıyla boşaltılmış. Yani buradaki makineler duruyor ama etrafta hiçbir şey yok. Bir yaşam belirtisi yok. Buradan çıkıyorum dostlarım. Geldiğim yerden direktman çıkacağım. Tamam, öncelikle nereye gidelim? Bir dakika, koordinatlara bakarsam daha rahat olabilir. En yakın kontrol noktası buraya neredeymiş ona bakalım. Dostlarım yanılmıyorsam tamam. İlk olarak dostlarım checkpoint 1'e gidiyoruz. Checkpoint 1. Şu an ekranda checkpoint 1'i görüyorsunuz. Checkpoint 1'de dev portal vardı. Belki o dev portaldan ne bileyim Alex'e Steve'e ulaşabiliriz. Dev portal belki aktiftir. Oraya gidebiliriz. Bilmiyorum. Bir yerlere gitmemiz şart ama şu an. Ama nereye gideceğiz? İnanın onu ben de bilmiyorum şu an. Hani cidden ben de bilmiyorum. Tüm kontrol noktalarını gezeceğim. Yani bir şey bulana kadar birisini... Bir yazı geldi. Checkpoint'teki will be destroyed in 60 seconds. Kontrol noktası 2. 60 saniye içinde yok mu edilecek? Dostlarım burası yok edilecek. Bir dakika, burası patlayacak.
Ulan şimdi bir de bu eksikti başımıza dostlarım. Burası niye patlıyor? Bir dakika 60 saniye içinde yok olacak diyor. Benim buradan çıkmam lazım. Oğlum ne oluyor? Bunları kim yapıyor lan? Player burada olabilir. Belki player diyeceğim ama player da yok şu an burada. Kim yapıyor abi bunları? Checkpoint 2 60 saniye içinde yok olacak. Abi çok garip şeyler olacak dostlarım. Çok garip. Ben açlıktan öleceğim bu arada. 30 saniye sonra. Daha 30 saniye geçmedi ki oğlum. Nasıl 30 saniye sonra yok olacak? Dostlarım bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım? Aha patladık. Bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım? Burada geçen bölümde merdiven vardı. Şu an burada merdiven de yok. Kaldım burada. Bir dakika patlayacak oğlum. Ölmeyelim. Dostlarım umarım ölmem. Umarım ölmem. Player. 10 saniye. Ender Pearl attı. Player ne alaka lan? Dostlarım oyun çöktü. Oyun çöktü. Ne oldu öyle bir şey diyeceğim bak. Hayvan gibi patlama oldu ve direkt bana oyun çöktü dostlarım. Direkt bana oyun çöktü. Player ne alaka oğlum? Player niye bana ender pearl atıyor? Harbiden patlama oldu dostlarım. Yani hani galiba öldüm bilmiyorum. Tam göremedim ölüp ölmediğimi ama orada çok büyük bir patlama oldu. Ve en son gördüğümde canım aşırı azdı yani. Ölmüş olabilirim söyleyeyim. Öldüysem ne olur hiç bilmiyorum. Player de öldü o zaman. Ne oluyor oğlum? Nasıl bir bölüm oluyor bu dostlarım? Bu nasıl bir bölüm oluyor? Bir dakika oyunu açtım şimdi. Final'a giriyorum. Dostlarım neredeyiz şu an? Bir dakika şu an biz neredeyiz? Canım fullenmiş. Vallahi dostlarım Alex haritasını bozdum. Alex dünyasını yemin ediyorum Alex dünyasını bozdum ben. Sabahtan beri aşırı garip şeyler olup duruyor. Oğlum her taraf. Ne oluyor lan? Cennete mi geldik? Anlamadım ki öldüm cennete mi geldim? Nasıl bir yer burası? Ya dostlarım harbiden başım artık gelmeden kalmadı. Ben nasıl çıkacağım oğlum buradan? Hiçbir şey göremiyorum dostlarım. Nasıl çıkacağım buradan? Yürüyor muyum yürümüyor muyum onu bile anlayamıyorum şu an. O kadar garip ki yani ne alaka peki şu an? Ne oldu da patlama oldu? Evet patlama olduğunu gördünüz. Patlama oldu sonra niye böyle bir şey oldu? Bir anda oyun çöktü. Oyuna girdikten sonra dünya mı bozuldu diye düşünüyorum acaba. Dünya nedeni var. Sıkıntı olmaz acaba dünyanın nedenini mi alsam yapabilirim. Bilmiyorum dostlarım çok garip. Yani çok aşırı garip şu an. Yok dostlarım harbiden galiba dünya ciddi dünya bozuldu. Alex artık dünyası yemin ediyorum dayanmadı yani böyle bir şeye. Hiçbir şey yani hiçbir şey gözükmüyor. Bembeyaz dostlarım. Bu kim lan? Biri var dostlarım biri var. Bu ne lan dostlarım? 191 478 5000. Bununla işte change phrase. Kaderi değiştirmeyi başardın. Bir şey daha yazdı. 391 478 5 diyor. Player bu. Do you want to go back to the future? Geleceğe dönmek ister misin? Yes ya da hayır. Evet ya da hayır. Geleceğe dönmek ister miyim? Evet şu an biz geçmişteyiz. Dostlarım bu player. Da player da o. Şu skin'e bak dostlarım bakın. Bu ne lan? Alex, Steve, Paradox, Zeus, Player. Herkes var lan burada. Brian da var. Dostlarım şu anda bir akıl tutulması yaşıyoruz. Ben size söyleyeyim. Yemin ediyorum bir akıl tutulması yaşıyoruz. Şu anda sohbette ismi 391-478-5 olan birisi ki bu Player. Kaderi değiştirmeyi başardın. Geleceğe gitmek istiyor musun diye bir soru sordu. Bakın sohbette de yes or no var. Daha önce bu Giant Axe'le karşımıza çıkmıştı. Yani sohbette eğer geleceğe gitmek istiyorsak galiba yes yazmamız gerekiyor. Gitmek istemiyorsak da no yazmamız gerekiyor. Geleceğe gitmek istiyor musun? Hatırlayın en her şeyin en başına oynamadan önce biz ana üsteydik. Tavşan diyarını yok etmek üzereydik. O zaman bizi Player en başa geçmişe döndürmüştü. Direktman her şeyin en başına. Alex oluşmadan, Steve oluşmadan ki kısma bizi götürmüştü. Ve biz 10-20 bölümdür geçmişi oynuyorduk. Şimdi ise bir anda sohbette geleceğe gitmek ister misin diye bir soru var. Ve yes ya da no iki tane cevabımız var. Dostlarım o kadar şey başardık. Daha demin Zeus'u öldürdük. Eğer geleceğe gidersem Zeus ölmez. Çünkü kaderi değiştirdik. Bakın kaderi değiştirmeyi başardın diyor. Geleceğe gidersem Zeus ölmeyecek. Geleceğe gidersem Moş olmayacak. Geleceğe gidersem Null olmayacak. Geleceğe gitmeyeceğim dostlarım. Geleceğe gitmek istemiyorum. Sohbete no yazacağım. Şu skin çok garip bakın. Şu kim be bilmiyorum ama bak. Skin'i full değişiyor dostlarım. Bütün et... Player oldu. Gel. Kaçıyor. Kaçma lan buraya gel. Dostlarım player gitti. Allah kahretsin. Kaçırdık. Ne yazdı? You have changed fate. Kaderi değiştirdin. Ama kazanan sen olmayacaksın. Player sana güvendiğim yere lanet olsun. Dostlarım artık sırtımdan bıçak yiye yiye sırtım paramparça oldu. Bir dakika hala buradayız. Tamam bak ortalıkta patlamamış bu arada. Patlamış mı ben mi yanlış gördüm bilmiyorum. Ama o an patlamadan sonra oyun çöktü ve bembeyaz bir yerde uyandık.
Gelecek gitmek istemiyorum dostlarım. Şu an geçmişteyiz ve kaderi değiştirmeyi başardık. Zeus'u öldürdük. Tavşan diyarı şu an çöküş döneminde. Notch geldi. Yardım istedik. Birlik olabilirsek tavşan diyarını çökertebilir ve player'ı yok edebiliriz. Biz kazanabiliriz. Player buradan dönmez direkt gitti. Player'ın peşinden gideceğim dostlarım. Direktman player'ın peşinden gideceğim. Aynen öyle. Mesela şu an player neyin peşinde dostlarım? Yani neyi amaçlıyor? Ne amacı tam olarak ne? Kaderi değiştirdiğimi söylüyor. Biri geleceğe dön... Bakın bana garip saçma sapan bir soru sordu. Geleceğe dönüp dönmek istiyor musun yoksa istemiyor musun diye. Yani bunları şu an niye yapıyor? Amacı ne? Bakın bunların hepsini yorumlara teori olarak yapın. Player abi çoktan tazı olmuştu ki adam hayvan gibi tazı gibi koşuyor dostlarım. Ben onu nasıl yakalayacağım ki? Mümkün değil. Mümkünatı yok. İmkansız! Abi yer buldum. Bir dakika dostlarım, bir yer buldum. Buradan girmiş olabilir mi acaba? Anasının artık yok! Dostlar! Dostlarım bu ne? Paradoks tüneli, paradoks tüneli. Dostlarım paradoks tüneli. Paradoksun tüneli burası, burası paradoksun tüneli. Ne alaka? Bir de onu geçtim, bu ne oğlum? Bakın dostlarım arkadan bakıyorum, arkası yok. Buradan bakıyorum, burası upuzun. Allah'ım çıldıracağım artık, ben kafayı yiyeceğim dostlarım. Dostlarım ben gerçekten artık ciddi anlamda kafayı yiyeceğim. Bir dakika şurada diye, şu anda niye burada paradoks tüneli var? Paradoks ne alaka? Abi bunu dostlarım bunu nasıl yapmışlar? Vallahi çıldıracağım. Yok dostlarım çıldıracağım. Size yemin ediyorum ben çıldıracağım artık. Bunu nasıl yapmışlar abi? Yandan bakıyorum, bakın yandan iki blok genişlik var. Arkasını geçebiliyorum da. Buradan bakıyorum. Girdim. Dostlarım girdim. Bu tüneli çok eski Giant Rex Legendary. Herkes yani çoğu insan hatırlıyordur şu anda videoyu izleyenlerden. Bu tünel paradoksun döngü tüneli dostlarım. Bilin ki Giant Rex'in dünyasında, Giant Rex evreninde ya da tavşan diyarında. Bu tünele girerseniz döngüdesiniz demektir. Çünkü paradoks zaman döngüsünü kırabilen bir efsane ve bu tünel paradoksa ait. Peki az önce ben player'ı kovalıyorum ve onun peşinden giderken niye bu karşıma paradoks tüneli çıkıyor? Şu an dostlarım ne oluyor, bakın artık beynim algılayamıyor. Gerçekten algılayamıyorum. Yok kafam artık almıyor benim. Ciddi anlamda kafayı yedin dostlarım. Şu an niye mesela paradoks tüneline girdik? Amacı ne? Kaderi değiştirdiğimi söyledi player bana. Geleceğe dönecek misin yoksa dönmeyecek misin diye soru sordu. Kaderi değiştirdin ama sen kazanamayacaksın dedi bana. Bunların üstüne niye paradoks tüneline girdim? Dostlarım bakın bu tünellerin bir sınırı yok. Paradoks tünelinin bir sınırı yok. Sonsuza kadar gidebilir. Ama buradan çıkmanın tek bir yolu var. Bir dakika sonu var mı diye bakacağım. Biraz ilerlemek istiyorum. Bir dakika, bence en güzel taktik dostlarım. Bu taktiği daha önce de yapmıştım. Paradoks'ta olup olmadığınızı, bakın bu taktiği çok eski izleyicilerim, kemik tayfa hatırlayacaktır. Döngüde olup olmadığınız, yani paradoks'ta olup olmadığınızı şu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela bakın ben tam olarak buraya bir eşya attım. Elimdeki bu Zeus'un aletini buraya attım. Ve şimdi bakın ileriye gidiyorum. Eğer karşıma o alet çıkarsa bilin ki döngüdeyim demektir. Çıkacak mı, çık? Yok dostlarım galiba döngüde değil. Döngüdeyiz! Döngüdeyiz! Bakın gördünüz mü? Bakın döngüdeyiz. Döngüdeyiz dostlarım. Döngüdeyiz. Bir dakika döngüdeyiz. Şu an döngüdeyiz. Ne kadar gidersem gideyim. Bakın şu an bu tünel ne kadar gidersem gideyim buradan çıkamayacağız. Şu an döngüye girdik bile. Player'ı bize bu döngüye tekrardan soktu. Tamam. Sakin olacağız. Ve buradan çıkmanın bir yolu daha var. Bu yolu benden daha iyi biliyorsunuz. Hedefe gidemiyorsan bırak hedef sana gelsin. 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 Hedefe gidemiyorsan hedef sana gelsin. Dostlarım eğer bakın bu taktiği bize player öğretmişti. Hedefe gidemiyorsan hedef sana gelsin, geliyor. Hedefe gidemiyorsan hedef sana gelsin. Geldi. Hedef geldi dostlarım, başardık. Bu taktiği player'dan öğrenmiştim. Hedefe gidemiyorsan bırak hedef sana gelsin. Aynen öyle dostlarım. Hedef bize geldi. Paradokstan çıkıyoruz. Player bizi test etmeye çalışıyor. Player 391, 478, 5 şu anda bizi test etmeye çalışıyor. Ben bu testlere gelmem Player. Paradoks artık senin kadar iyi biliyorum. Artık bu dünyayı, evreni, tavşan diyarını, efsaneleri belki senden daha iyi biliyorum. Ondan senden daha iyi tanıyorum. Ve emin ol, dedin ya bana bu savaştan kazanamayacaksın diye. Bu savaşı ben kazanacağım. Ve bunu göreceksin. Şimdi akıllarınıza soru olduğunu biliyorum dostlarım. Bu kapı nereye çıkıyor? Yani şimdi bakın o da önemli. Çok merak ediyorum nereye çıkacağız diye ama hadi bakalım. Bir dakika dışarı dostlarım, gün ışığı var, dışarıya çıkıyoruz. Checkpoint 1. Lan yok oldu ya, yer yok oldu. Dostlarım checkpoint 1'deyiz. Checkpoint 1'deyiz. Az önce checkpoint 2'deydik, şimdi checkpoint 1'e geldik. Ve buraya bizi player'e getirdi dostlarım, bakın %100 eminim. Bizi paradoksa sokan kişi player. Player bizi şu an checkpoint 1'e getirdi. Peki niye bunu yaptı? Bakın buradaki portal da kapalı dostlarım. Normalde burası dev portalı. Minecraft'taki...
Portal açıldı. Ağzıma şey yapayım, portal açıldı. Dostlarım portal açıldı. Bir dakika, portalı kim açtı? Normalde bu portalı dostlarım bakın şuradaki binanın içerisinden aktif edip. Player. Player orada. Dostlarım player. Buraya buraya gel. Player buraya gel. Player buraya gel. Kaçamayacaksın player. Artık yolun sonuna geldin player. Artık senden korkmuyorum player. Bir dakika, burada bir tane tünel gibi bir depo gibi bir yer vardı. Oraya girmiş olabilir. Aha burası bakın. Dostlarım bakın portalı şu an player açtı. Çünkü bakın portal buradaki şalterden açıldı. Bakın aşağı indirilmiş şalter. Player portal açtı. Peki niye beni şu an checkpoint 1'e getirdi ve niye paradoksu soktu bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Dikkatli olmamız lazım. Herhalde aşağıda olabilir. Saldırılabilir. Neredesin lan player? Orada! Bir şey yazacak mısın lan player, yaz? Bir dakika. Seni neden geçmişe döndürdüğümü merak ediyor musun? Seni neden geçmişe götürdüğümü merak ediyor musun? Diye sordun o. Dostlarım yine evet ya da hayır diye biliyorum. Bir dakika, beni niye geçmişe götürdün player, merak ediyor muyum? Ediyorum tabi. Yes, merak ediyorum. Beni niye geçmişe götürdün? Dostlarım merak ettim, merak ediyorum dedim. Şu an cevabını vermesi lazım. Eğer burada olmasaydın kaybedecektim. Şu anda buradasın ve geçmiştesin ama yine kaybedeceğim. Ne diyorsun player, yine nasıl konuşuyorsun ya? Şu an burada olmasaydın kaybedecektim. Şu an buradasın, geçmiştesin, ben yine kaybedeceğim. Çevirisi bu dostlarım. Her halükarda kaybedeceğini söylemeye çalışıyor player. Ama neyi kaybedeceğiz? Bir dakika, bir şey daha yazdı. Notch'la alakalı bir şey yaz. Notch has taken over the entire rabbit land. Notch neredeyse tüm tavşan diyarını ele geçirdi. Dostlarım bakın, Notch tavşan diyarını ele geçirmiş. Demek ki onu görmediğimden beri yani bayağı bir şey yapmış demek ki. Koca tavşan diyarını ele geçirdiyse ki zaten etrafta bana saldıran denekler de öldü. Denekler sürekli yok oluyorlar. Seküler güç sıvısı tüm denekleri enjekte edildi yazıyor. Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. Notch'un elinde kırmızı böyle bir sıvı gibi bir şey vardı. Bakın tavşan diyarındaki tüm denekler... Bir dakika, patlama sesi geldi. Dostlarım patlama sesi geldi. Tavşan... Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Geldiler. Kim geldi? Bir dakika, player geldiler diyor. Her şey bugün bitecek. Teslim olacağım. Kim geldi oğlum? Kim geldi lan? Kim geldi? Nereye gittin player? Allah belanı versin. Orada, orada, orada. Dostlarım birileri geldi. Onlar geldi. Her şey bugün bitecek yazdı. Kim geldi? Ne bitecek? Ne oluyor? Dostlarım player'ı kaçtı. Şerefsiz kaçtı. Kim geliyor? Ne geliyor? Kim geldi? They came up falan dedi. Alexis Steve. Dostlarım Alexis Steve gelmiş. Tavşan diyarına. Ne oluyor lan? Alex üstüme geliyor. Bir dakika, Alex üstüme... Ne oluyor oğlum? Dostlarım Alexis Steve tavşan diyarına. Niye geldiler peki? Neden abi, neden? Dostlarım ne yapalım? Alex ne yapıyorsun Alex? Neden? Neden böyle yapıyorsunuz? Hayır. Dostlarım bakın Alex'e saldırabiliyorum. Alex'e saldırabiliyorum. Player! Player geldi. Ne oluyor lan şu an? Bir dakika, player geldi. Dostlarım Alex'e sizin niye bana saldırıyor? Alex çıkıyor, Alex çıkıyor. Dostlarım bakın player'e baksanıza. Etrafa atarak bakın koşuyor, bir şeyler yapıyor. Abi Alex niye bana şu an saldırıyor? Delireceğim. Aşağı indi Alex, aşağı indi Alex, aşağı indi. Steve de geliyor. Bakın player dostlarım bunları patlatabiliyor, bir şey yapıyor. İlk defa görüyoruz böyle bir şeyi. Ne oluyor lan? Abi Alex'e saldıracağım aklım ucundan geçmezdi şu an. Player resmen beni kurtarmaya geldi dostlarım. Bana saldırma sakın player. Steve ve Alex şu anda tavşan diyarında. Bana gelmeyin lan. Bana... Ah Allah, kırıldı. Kırıldı. Player ne yapıyor ki şu an? Niye böyle bir şey yapıyor? Dostlarım bakın sürekli etraf patlatıyor, sürekli etraf patlatıyor, sürekli etraf patlatıyor. Aa dostlarım portal kapandı. Player niye portalı kapattın? Hayır. Player portalı kapattı, player portalı kapattı. Niye kapattı, bir dakika. Dostlarım kime saldıracağım şaşırdım. Bir dakika, player'a saldıracağım. Player'a saldıracağım ama ölme ihtimalim de var. Hayvan gibi bak dostlarım patlama oluşturuyor. De bunu nasıl yapıyor hiçbir fikrim yok. Bakın Steve'in canı falan gidiyor. Giant Steve'in canı gidiyor. Lan Alex bayıldı. Dostlarım Alex bayıldı, Alex bayıldı, Alex bayıldı. Dostlarım Alex bayıldı. Lan Steve nereye gidiyor? Onları
aşağı düştüm. Dur. Ortalığın içinden geçtiler. Hiçbir şey anlayamadım. Alex ve Steve tavşan diyarına geri döndüler dostlarım. Bunu player yaptı. Bu portalı player aktif etti. Niye etrafta koşuyor lan? Dur bir dakika. Abi galiba şu an dostlarım player buraya niye geldi diye düşünüyorum. Beni korumak için mi geldi? Niye yaptı ki bunu? Hem bunları direkt buraya çağırdı. Tavşan diyarına Alex ve Steve portalı player aktifleştirdi. Gözümüzün önünde. Bir dakika dostlarım. Lan sorumun cevabı nerede direkt? Onları buraya getirmemin sebebi her şeyin bitmesini istemem. Yani Alex ve Steve'in tavşan diyarına gelmesinin sebebini söylüyor. Daha demin bu soruyu sordum. Noş hepimizi esir alacak. Her şeyin sahibi olacak. Buna izin veremem. Sen de izin veremezsin. Noş kötü birisi değil ki yani. Dostlarım şu an player iyi rolleri yapmaya çalışıyor. Yani bak ben player'a güvenmem. Daha önce player tarafından çok ihanete uğradık. Ama yine şu anda iyi insan rolü yapmaya çalışıyor. Bence inanmamalıyız. Alex ve Steve'i buraya getirmesinin sebebi her şeyin bitmesini istemesiymiş. Noş hepimizi esir alacakmış. Hepimizi, bizi de kastediyor. Beni de kastediyor. Her şeyin sahibi olacakmış. Buna izin veremezmiş ve ben de izin vermemeliymişim. Noş niye herkesi esir alsın ki? Bu çok saçma dostlarım. Noş herkesi esir alacak diyor. Her şeyin bitmesini istiyorum diyor. O yüzden Alex ve Steve'i buraya getirdim diyor. Buna izin vermemeliyiz diyor. Noş niye her şeyi herkese esir alsın? Player yine dostlarım kolpalamasyon yapıyor. Ben size söyleyeyim, yine kolpalamasyon yapıyor. Tamamen kolpalamasyon. Başka hiçbir şey değil. Bir de şu an bana bön bakıyor dostlarım. Yani saldırsam mı saldırmasam mı? Alex de burada bayıldı. Alex şu an bakın dev olarak burada yere düştü dostlarım. Böyle bir şey yok. Steve kaçtı sonra mesela. Ve şu an bir şey yazmıyor bakın. Ne oluyor lan? Dostlarım o siyah ne oldu? O oldu. Nul geldi. Bir dakika player nereye gitti? Öyle bir vurk attı ki dostlarım. Havayı uçtu lan player. Noş geliyor. Dostlarım noş geliyor. Eyvah noş. Alex normal döndürdü. Lan daha geçen bölümde Alex dev oldu. Hemen niye normal döndürüyorum noş? Bu savaşı ben kazanacağım. Tavşan diğer artık benim. Alex benim. Player 391 478 5 benim. Sen benimsin. Noş ne diyorsun? Seni kurtaran benim oğlum. Nol is coming. Ne mi geliyor? Dostlarım Noş da ihanetçi. Noş da ihanet etti. Bir dakika Noş da şerefsizlik yaptı. Herkes benim diyor. Dev Alex benim, player benim. Hayır! Bir dakika! Player! Dostlarım player oldum. Ulan bir player olmadığımız kalmıştı. Player de olduk. Bir dakika Noç. Ulan Noç'u geçen bölümde ben kurtardım. Dostlarım dediklerini duydunuz mu? Bu savaşı kazanacağım. Tavşan diyarı artık benim. Alex benim. Player benim. Sen benimsin. Nol geliyor dedi ve bana vurdu direktman. Bir dakika player sohbeti yazdı. Dostlarım şu an player'ı kontrol ediyorum. Çıldıracağım. Lan kılıcım bile var. Player'ın kılıcı elinde şu anda. The Sword of Player 391-478-5. Daha demin Nol ekranda görüyorsunuz. Player'a yumruk atmamış mıydı ve bir anda uçmuşlardı. Evet. Evet. Aynen öyle. Demek ki player Nol'dan kurtulmayı başarmış. Şu an Nol bir yerde gözükmüyor. Player ne yazdı sohbeti? Dostlarım şu an resmi olarak bakın. Player oynuyoruz. Daha önce Noch oynadık. Devalex oynadık. Şimdi ise Player 391-478-5. Giant Alex serisinin en efsane karakterini kontrol ediyoruz. I hope you are in checkpoint 3 Jack. Umarım. Aha! Umarım 3. kontrol noktasındasındır. Jack yazdı. Kendi kendine konuşuyor. Bakın dostlarım. Checkpoint 3'e gitmemiz gerekiyor. Aynız Jack. Demek ki Aynız Jack şu an checkpoint 3'te yani 3. kontrol noktasında. Umarım 3. kontrol noktasındasındır Jack yazdı çünkü. Bir dakika. O yüzden dostlarım direktman kitapta checkpoint 3'ün koordinatı var mıydı öncesinde hatırlamıyorum ama bakacağım direktman. Dostlarım varmış. Checkpoint 3'ün koordinatı varmış. Yemin ediyorum varmış. Varmış. Tamam. Sakin olacağım. Şu an player'ı kontrol ediyorum. Bu benim için çok epik bir şey yani şu an dostlarım bilmiyorum ama şu an resmen. Ama yavaşım player hızlı normalde. Daha demin mesela player patlama falan yapıyordu. Ben patlama yapamıyor muyum? Dostlarım onun checkpoint 3'e aşırı yakın. 200 blok falan yürüyünce galiba checkpoint... Aynen. 200 blok yürüyünce checkpoint 3'e gireceğim. Galiba ayrılacak şu an checkpoint 3'te. Neler olacağını anlayamıyorum ama galiba dostlarım benim ana karakterim. Borodo karakterim. Şu an Noş tarafından esir alındı. Demek ki player haklıydı. Player hepimizi esir alacak demişti ben Borodo'yken az önce. Noş demek ki hepimizi esir alacak. Abi neler oluyor? Dostlarım daha önce 3. kontrol noktasına gitmiş miydik tavşan diyarında bunu hatırlamaya çalışıyorum ama galiba gitmemiştik. Bakın şu anda koordinatını buldum ve direktman dümdüz gideceğim zaman ya tam buramda kalması gerekiyor. X aynen tam burada kalması gerekiyor. Player Null'dan kurtuldu. Null şu an nerede bilmiyorum. Yani en son bana vurdu Borodo olarak. Notch ve Null şu anda evet onlar şu an 2. kontrol noktasında yok pardon. 1. kontrol noktasında. Dostlarım geldik. 3. kontrol noktasına hoş geldiniz. Daha demin player umarım ayrılacak buradadır yazdı. Peki ayrılacak gerçekten burada mı? Abi reaktör oha!
Dostlarım Zeus patlayıcılarına bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yuh. Burada en az 50 tane Zeus patlayıcısı var. Neden bu kadar fazla? Bir dakika, ben buraya nasıl gireceğim? İçerisi gözüküyor mu? Aa, içerisi gözüküyor, bakın. Oha. Dostlarım içeride Zeus patlayıcılarından var. Buraya bir giriş yolunun olması lazım. Nasıl gireceğim buraya? Dostlarım belki arkadan falan bir giriş vardır ama bakın. Yani aynı çek burada olabilir. Şu an player'ı kontrol ediyorum. Çok farklı bir şey. Aa, player bir şey yazdı. Jack, hala yaşıyor musun? Burada mısın? Jack, burada mısın lan Jack? Sesimi duyuyor musun? Dostlarım Jack de bak. Kapaş. Aynı çek. Burada. Dostlarım aynı çek burada. Kolu kopmuş. Oo! Hatırlıyor musunuz? En son benim de robot olmuştu. Bakın bu hale bürünmüştü. Nulla fightlıyordu. Demek ki Nulla kavga ettikten sonra bir kolunu kaybetmiş. Yani öyle gözüküyor. Oha! Oğlum çok havalı dostlarım. Ailecek çok havalı durmuyormuş şu an. Koluna bakın, hayvan gibi robot kolu var. İşte bunların hepsi geçen ben doldu. Aha ne yazdı? Tüm patlayıcı reaktörler hazır. Buradaki patlama tüm tavşan diyarını yok edecek. Bunu yapmak gerçekten istiyor musun? Bir dakika, tüm patlayıcılar hazır. Buradaki tüm patlayıcılar tavşan diyarını yok edecek. Bunu yapmak istiyor musun? Player de yazdı. Evet, hazırım. Human Science Organization, İnsan Bilim Organizasyonu buraya geliyor. Evet hazırım, İnsan Bilimi Organizasyonu, İnsan Bilimi Örgütü buraya geliyor. Her şeyi de geçirecekler. Ne oluyor lan? Bir dakika dostlarım, galiba Player ve Aylin Çiçek. Burada niye bu kadar Zeus patlayıcısının olduğu anlaşıldı. Dostlarım tavşan diyarını yok edecekler. Player ve Aylin Çiçek tavşan diyarını yok edecek. Player ve Aylin Çiçek tavşan diyarını yok edecek. Neden? İnsan Bilimi Örgütü kim dostlarım? Player'a bakın, sonda yazdığı mesaja bakın. Ben hazırım. İnsan Bilimi Örgütü buraya geliyor. İnsan Bilimi Örgütü kim? Her şeyi de geçirecekler diyor. Aylin Çiçek nereye gitti? Aha dostlarım, kapsül. Bunlar kapsüller, evet. Abi anladım şimdi ben taktiği. Dostlarım şimdi anladım taktiği. Bakın player ve aynı şey. Yanılmıyorsam burada bu kadar Zeus patlayıcısı var. Tavşan diyarını yok edecekler. Ve geri sayım falan başlayacak büyük ihtimalle. Ve geri sayım başladığında da bu kapsüllerin içine girecekler. Ve normal dünyaya dönecekler. Bu kapsüller sayesinde ben daha önce tavşan diyarına normal dünyaya dönmüştüm. Aha bak, player ne yazdı? Brian'ı buldun mu yazdı. Evet, Brian nerede? Player ailesiyken Brian'ı buldun mu yazdı. En son Brian'ı geçen bölümün sonunda görmüştük. Ve bir anda uçup gitmişti. Aha ailesek yazdı. Ondan kaçtım. Az kalsın ölüyordum. Kolumu kopardı. O benim kolumu kopardı. Bir dakika, demek ki Aylin Çiçek Brian'la savaşmış dostlarım. Bilmediğimiz şeyler olmuş. En son bölümde Brian yukarı çıkmıştı. Aylin Çiçek bununla savaşıyordu. Ama ondan sonra demek ki Aylin Çiçek'le Brian'la savaşmış. Ve Brian Aylin Çiçek'in kolunu koparmış. Oha. Dostlarım bakın, tamam, bu mesajdan anladığımıza göre Brian demek ki hala yaşıyor. Brian ölmemiş. Brian ölmedi. Nosh şimdi benim kafaya vurdu Borolo'yla. Nosh benim kafama vurdu ve Borolo şu anda onların elinde. Nosh'un elinde büyük ihtimalle. Ve galiba dostlarım Player'ı bu sefer... Doğru söylüyor. Ne oluyor lan? Bir dakika, şeydeki dostlarım, bu direktman dışarıdaki alarmlar öttü. Bir dakika, dışarıdaki alarmlar öttü, kapının önündeki gördüm onları, alarm vardı. Niye öttü? Lan! Lan orada ben varım! Alex Borolo, Nosh, Null! Lan Jayce'din sen de mi? Bir dakika, gerçi zaten doğrusu oldu bu dostlarım, ben player'ı kontrol ediyorum, doğrusu bu! Şu an kötü tarafı oynuyoruz! Bir dakika, player kapıları kapat yazdı, ayrıca kapıları kapadı. Gelmişler dostlarım, buradalar. Bir dakika, şu an ne olacak acaba, player'ı öldürebilecekler mi? Çok garip şu an her şey. Aha, ben şu an player'ı oynuyorum dostlarım, kötü karakteri ben oynuyorum. O yüzden hani her şey tam tersi gibi geliyor. We need to activate the observer levers. Gözlemci şalterlerini aktif etmeliyiz patlama için. Patlama için gözlemci şalterlerini aktif etmeliyiz. Anladın mı? Dostlarım patlama olacak. Patlama için gözlemci şalterlerini aktif etmeliyiz. Observer bunları aktif mi edeceğiz bilmiyorum, ne yapıyor şu an. Aynen dostlarım, bunları aktif ediyor Aylin Çiçek. Ben de öyle yapacağım. Abi galiba patlama olacak dostlarım, bir dakika. O zaman herkes ölecek ki. Ben şu an kendi karakterimi Devarex'i öldürüyorum. Kendim yapıyorum bunu. Ne oluyor lan? Garip bir ses geldi. Dostlarım bir şeyler oluyor. Harbiden bir şeyler oluyor. Harbiden çok garip şeyler oluyor. Ben şu an player olarak resmen tavşan diyarını yok ediyorum. Ve şu an tavşan diyarını içerisinde Nosh, Devor, Borolo, Devalex, The Giant Steve var. Brian var. Kapsüle, hemen kapsüle gir. Abi gidiyorlar. Dostlarım player'ı ve... Kapsüle mi gir? Hayır mı? Bir dakika dostlarım, player'ı kapsüle gir yazdı. Aylin Çiçek hayır yazdı. Nasıl lan? Bir dakika niye? Dostlarım player'ı kapsüle hemen gir yazdı. Aylin Çiçek hayır yazdı. Nereye gitti Aylin Çiçek? Bir dakika, daha demin burada Dev Steve. Nosh. Ne oluyor lan? Dostlarım çok garip şeyler oluyor ama anlayamadım şu an. Bir dakika. Lan! Tuzak! Dostlarım player'ın başı büyük dertte. Bir dakika, anladım.
Claire yazdı, bir dakika. Nasıl, bu nasıl olabilir? Buradan ayrılmalarının imkanı yok. Buradan ayrılamazlar, yolu yok. Buradan ayrılmalarının yolu yok yazdı. Kapsül içine girmeliyim. Dostlarım Claire'e tuzak kuracaklar. Galiba Claire'e tuzak kuracaklar. Bakın ayrılacaktı az önce direkt bak. Patlayıcıları aktif ettiler. Notch, Steve, Null'u falan görünce direktman patlayıcıları aktif ettiler player'la ve ondan sonra kapsüle girmeleri gerekiyordu. Çünkü kapsüle girip patlayıcılar patladığı zaman patlamadan etkilenmemeleri için. Normal dünya dönmeleri için kapsüle girmeleri gerekiyor. Ama Iris Check bunu reddetti ve burada bir portal oluştu. Daha demin burada Notch'lar vardı. Yani Iris Check ve Notch'lar büyük ihtimalle gittiler dostlarım. Player'ı burada kaldı. Aynen öyle. Notch! Dostlarım hoş burada. Kapı kapandı. Null da burada. Null. Dostlarım Player'a tuzak kurdular. Bak kapsü kapakları kapanıyor. Alex. Alex de kapandı. Giant Steve. Kapandı. Ben. Lan Borlo. Iris Check. Player'a tuzak kurmuşlar. Dostlarım Player'a tuzak kurdular. Player'a tuzak kurdular. Bakın patlayıcıları aktif ettik şu anda. Tavşan diyarı birazdan yok olacak. Tavşan diyarı birazdan yok olacak. Yok olacak ve bakın Iris Check de Noşlarla işbirliği kurmuş. Ben, Alex, Null, Steve, Borolo, herkes gidiyor şu an. Bakın Iris Check de gidiyor. Tüm kapsüller gitti dostlarım. Oha! Oha! Player ne oldu lan? He? Şu an Player'ı kontrol ediyorum ama o kadar mutluyum ki. Dostlarım ölecek. Player ölecek. Başka hiçbir yolu yok bunun. Tavşan diyarı şu an. Aa bak yazı da geldi. Uyarı. Reaktör limiti aşıldı. Patlayıcı tüm bölgeyi yok edebilir. Patlayıcılar tüm bölgeyi yok edebilir. Aha geri sayım başladı. Player ne oldu? Çok hızlı tavşan diyarı izliyorsun değil mi? Ne oldu lan he? Dostlarım bitiyor. Seri bitiyor. Player'ın sonu geliyor. Şu an tavşan diyarı yok oluyor bakın. Reaktör patlama süresi 15, 14, 13, 12. Çok büyük tuzak kurmuşlar Player'a. Tüm herkes dostlarım. Noş bizi kurtardı buradan. He tüm efsaneleri kurtardı. Bakın ayrılışlık da onların tarafına geçmiş. Brian? Brian yok. Tek Brian eksik dostlarım. Dostlarım bu sefer kesin Player öldü. Bu sefer %100 Player öldü. Bakın hayvan gibi patlama oldu. Tüm herkes çıktı oradan bakın. Tüm herkes kapsüle girdi. Iris Check de Notch'la işbirliği yapmış. Notch gerçekten şu an her şeyi ama her şeyi dostlarım ele geçirmiş. Ama bana niye vurdu beni? Ulan niye dövdüktü bilmiyorum. Alex şu anda onunlaydı. Dave Steve onunlaydı. Brian yoktu bir tek aralarında. Brian dışında herkes oradaydı. Herkes oradaydı. Acaba ne olacak lan? Benim karakterime ne olacak? Ben şu an Player'la öldüm direkt ben. Şu an siyah ekrandayız. Çünkü dostlarım dünyanın en büyük patlaması gerçekleşti orada. Tavşan diyarı şu an %100 tamamen yok oldu. %100 tamamen. Ben yine Player'ım. Dostlarım yine bu beyaz yere geldik. Bir dakika. Kim olduğumu merak ettiğini biliyorum. Bunu sana söyleyemem. Bir dakika Player, sadece şunu bilin. Ben asla ölmem. Benden bu kadar rahat kurtulamazsınız. Ben şu an cennette miyim dostlarım, ne oluyor? Player'ın yazdığına bakın. Benim kim olduğumu öğrenmek istediğinizi biliyorum ama bunu söylemeyeceğim diyor. Cidden de böyle dostlarım. Player'ın kim olduğunu öğrenmek gerçekten istiyoruz ama şu an ben neredeyim lan? Dostlarım galiba Player'la bu sefer cennete geldik, yemin ediyorum. Harbiden cennete geldik. Gerçekten cennete geldik. Bakın videonun başındaki yer burası. E niye ben hala Player oynuyorum dostlarım? Öldük zaten. Lanetin bedelini ödeyeceksin. Lan bu benim. Bu benim karakterim. Niye Player yazıyorsun be? Player'le ben ne alakalı?